Peki, az önce sorduğum soruyu bu sefer asgari ücretlilere çevirip soracağım. Çünkü şunun çok net anlaşılmasını istiyorum. Özgür Özel demin yine bağırdı, seslendi, böyle yüksek sesle dedi ki asgari ücret de 25 bin lira olmalı dedi. Asgari ücret 25 bin lira olsaydı ki enflasyonun çok yükseleceğini siz de söylüyorsunuz, ekonomistler de söylüyorlar. 25 bin lira olsa asgari ücret ülkemiz batar mıydı? Bu da mı tercih? Hayır, batmaz ama birçok iş yeri çalışan çıkarır. İşsizlik artar. Konuya biraz öbür taraftan bakalım. O parayı devlet vermiyor. İşverenler veriyor. Yani senin mahallendeki bakkal, market, lokantacı, su damacanası satan kişiler, onlar veriyor. Peki burada Onlar da bu merkezdeki parayı çıkar. sorun ne Ali Bey? Şimdi demek ki çalışan yani işveren de o parayı veremeyecek boyutta. İşçi de benim maaşım az yetişemiyorum diyor. Ortada birbirine girmiş böyle sarmal olmuş sorunlar yığını var. Evet, yılların birikmiş sorunları. Hiçbir zaman yapısal reform yapmadılar. Vergiyi parası olandan değil, herkesten almaya çalıştılar dolaylı vergilerle. Pirinçten alıyorlar, bulgurdan alıyorlar, ekmekten alıyorlar. Bunun para kazananlardan olması gerekiyordu. Oraya girmek istemediler. Şöyle düşünün Ülkü, şu anda 600 milletvekili var. Bu kanunlar da meclisten geçecek. Mecliste kaç tanesi işçidir o vekillerin? Kaç tanesi emeklidir? Yani SSK emeklisi olarak gelmiştir. Kaç tanesi sermayedardır? Evet. Bir de böyle düşünelim. Peki size staj ve çıraklık mağduriyetini ben hep soruyorum. Zaman zaman böyle yayınımızda dile getiriyoruz. Bu sefer sokaktaydı onlar da. Miting de yaptılar. Seslerini de yükselttiler staj ve çıraklık mağdurları. Ben şu cümleye çok takıldım Ali Bey. Haftada bir gün okula gidiyor. Haftada beş gün. Çıraklar. Çıraklar Evet. haftada bir gün gider. Onlar çırak mı öğrenci mi? Mesleki eğitim merkezleri vardır sanayi sitelerinin ortasında. Haftada bir gün okula giderler. Geri kalan 6 günde iş yerlerinde çırak adı altıyla çalışırlar. Stajyerler de haftada bir gün meslek lisesine giderler. Geri kalan 4 gün işletmelerde staja giderler. Yani onların bir mağduriyeti var. 1987'den beri var. 3308 sayılı kanundan beri var. 87 yılında zamanında Turgut Özal bu soruya çözüm bulmuştu. İsteyen çıraklar ve stajyerler, isterlerse tıpkı askerlik borçlanması gibi çırak ve staj sigortalarını satın alsınlar. Onların başlangıç yapalım demişti. Süresi de 1988 yılında bitti. Zaten çırak ve stajyerler de bunu istiyorlar. Gelin o süreyi bize borçlanma hakkı verin. Evet. Biz borçlanalım, parasını ödeyelim ve başlangıç sayılsın diyorlar. Burada yerden göğe kadar haklılar. Ve eylemlerine devam etsinler. Evet, bu hafta 14'ünde toplandılar, pazar günü toplandılar. Eylem yaptılar. O eylemlerine ara vermeden devam etsinler. Ama Mart'tan sonra 4 yıl seçim yok. Ülke onu da unutma. Evet, onlar da staj ve çırak mağdurlar da unutmazlar büyük olasılıkla. Peki son günlerde daha da dikkatimizi çekmeye başladı. Staj yaptığı söylenerek örneğin kafası makineye sıkışıp yaşamını yitiren bir çocuğumuz var. Sizin de dikkatinizi çekmiştir o haberler. Çünkü demin sen de verdin birkaçını. Şimdi stajlar ve çırak olanlar iş yerlerde meslek öğrenmek için giderler. Yasa gereği üretimde kullanılamazlar. Yani üretim işçisi olamazlar. Ama maalesef ülkemizde çıraklar ve stajyerler iş yerlerinde meslek öğrenmek yerine işverenler tarafından üretimde kullanılan işler haline gelmiş durumda. O yüzden bu da yasal değil. Yapılan iş yasal değil yani. Ama bir denetim eksiği var. Yani gerek endüstri meslek liselerindeki öğretmenlerin iş yerlerine gidip işletmelere gidip onları denetlemesi lazım. Çalışmayacaksınız, sadece meslek öğrenmek için seyredeceksiniz. Bakacaksınız. Elinize bir iş almayacaksınız demeleri lazım. Çırakların da bu şekilde sadece meslek öğrenmek adına izleyici olarak iş yerlerinde bulunmaları gerekiyor. Kanun böyle söylüyor. Ama maalesef ülkemizde çıraklar ve stajyerler üretimde kullanılıyorlar. Evet, buradan da bu hatayı görüyoruz. Peki izleyicimiz şöyle demiş. Emekli çalışan işten çıkartıldığında ihbar tazminatı ödenmiyor.
Bu patronlara yasa, bir kolaylık. Yasal değil, ödemesi. Heh. Ödemesi gerekir. Şöyle bak, emekli sosyal güvenlik konusudur. Emekli veya çalışan. Hı hı. Ama işçi iş kanunu konusudur. İş kanunda da çalışanları, işçileri emekli veya değil diye ayırmaz. O yüzden iş kanununa göre çalışan emekli birisi de ihbar tazminatı hakkıdır, kıdem tazminatı hakkıdır, yıllık izin hakkıdır. Kanun çalışanı emekli veya değil diye ayırmıyor. Yani canı istediğinde tazminatsız bir şekilde işverenin işten attığını yazmış izleyicimiz. Öyle ya, bir. O zaman yasa, bölge çalışma müdürlüğüne şikayette bulunsun, hı hı, ya da iş mahkemesinde alacak davasısın. Hı hı. Bir de kayıt dışı çalışan emekliler var Ali teyze. Onların hiçbir hakkı yok değil mi? Onların sayısı zaten şu anda 1 milyondan fazla. Hı hı. Kayıt dışı çalışıyorlar. Ve işçi de şöyle söylüyor. Oraya prim ödeme, o parayı bana ver. Çünkü o paraya ihtiyacı var. Evet. İhtiyacı var, evet. Evet. Bu da tabii bir ülkemizin kanayan bir yarası. Bunun da yine eksiği ne? Ülkü denetim eksiği. Hı hı. Yani tıpkı çıraklar ve stajyerlerin çalışmasında, üretimde kullanılması gibi kayıt dışı istihdamında sorunu denetim eksikliği. Çalışma Bakanlığı veya ona bağlı alt birimler yeterince denetim yapmıyorlar. Ali Bey, buyurun. Çünkü geçen yılki denetim oranı %5'ti. Yani 100 işletmeden sadece 5'i denetlenmiş. 95'i denetlenmemiş. Yani bu da aslında tercih. Şimdi az önce size emekli maaşlarını sordum ya, daha yüksek olamaz mıydı, ne olur da olsaydı dediğimde tercih dediniz. Bu da tercih. %5'ini denetlemek. Tabii %95'ini denetimsiz bırakmak. O da siyasi tercih ülke. Ama unutma, yine aynı yere geliyoruz bak. Bu iktidarı başımıza getiren bundan şikayetçi oluyor. Bakalım önümüzdeki seçimlerde ne olacak? Ben merakla bekliyorum gerçekten. Ben de